TV ekranlarından mutlu akşamlar. Bu hafta yine spor ajandası programı ile karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Harun Reşit Yiğit. Sayın Müdürüm, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programımızda Sayın Yiğit'ten Fethiye ve bölgesinde spora ve gençlerimize yönelik yapılan ve yapılması planlanan projeler konuşacağız. Sayın Müdürüm, sizi herkes az çok tanıyor ama adettendir. Öncelikle kısaca sizi tanıyalım. Evet, Harun Reşit Yiğit, Fethiye Genç Spor İlçe Müdürü. Yaklaşık 6 yıldır Fethiye Genç Spor İlçe Müdürlüğü görevindeyim. Daha öncesinden beden eğitimi öğretmenliği geçmişim var. Yani işin aslı sporun içerisinden gelmiş Sporu birisiyim. bilen, Sporun bilen, spor yapmış. sporcu kimliğiniz de Antrenörlük, var. evet antrenörlük yapmış birisiyim. 6 yıldır da ilçemiz sporuna ve dolayısıyla Türk sporuna hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Müdürüm, göreve başladığınız günden bu yana geçen süreç içerisinde Fethiye ilçemizde lisanslı sporcu sayıları ve bölgemizde sportif açıdan yapılan çalışmalar hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Bir de ayrıca Fethiye'de gençlerin spora yönelmesi adına önemli yatırımlara imza atıldı. Hayata geçirilen Öncelikle Muğla Türk Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. İlçemiz özelinde bakanlığımızın projelerini ve faaliyetlerini anlatma şansı verdiğiniz için Muğla Türk Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Biz de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca bizim faaliyetlerimiz biliyorsunuz birçok faaliyetimiz var. Bu faaliyetlerin duyurulması ve özellikle küçük yaş gruplarının spora yönlendirilmesi açısından bizim faaliyetlerimizin duyurulması çok çok önemli. Hem bu anlamda sizlerin vasıtasıyla tüm basın mensupları. 6 yıldır Fethiye Genç Spor İlçe Müdürlüğü görevindeyim. Ben göreve geldiğim zaman ilçemizde yaklaşık 6.300 civarında lisanslı sporcumuz vardı. Tabii 6 yıllık periyot bugün itibarıyla lisanslı sporcu, okul sporları ve futbol branşında lisansları biz çıkaramıyoruz. Futbol Federasyonu kendisi çıkarıyor özerk olduğu için. Onunla birlikte bugün ilçemiz genelinde tabii o günkü şartlarda Seydikemer'de bizden çıkarıyordu lisansları. 6.300 olduğu zamanlarda. Şimdi Seydikemer ayrı bir ilçe oldu. Bugün itibariyle ilçemizde 20.270 lisanslı sporcumuz var. 20.000'den fazla. Evet, 20.000'den fazla, yani nüfusun %10'undan fazla bir lisanslı sporcuya sahibiz. Tabii bu başarı elbette ki biz gayret ediyoruz. Elbette ki elimizden geleni yapıyoruz. Fakat buradaki asıl başarı bakanlığımızın son yıllarda, özellikle son 15-20 yıl içerisinde ilçemizde olduğu gibi, tüm yurdumuzda olduğu gibi ilçemizde de yaptığı yatırımlar. Yani işin açıkçası biz şu anda bu yatırımların meyvesini topluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte daha da fazlasını katlanarak hem başarı anlamında hem lisans sporcu anlamında katlanarak devam edecek. Zaten Fethiye'nin bir spor kimliği var. Evet. Hani hemen hemen sporcularımız katıldığı turnuvalardan, organizasyonlardan da önemli başarılarla Evet. dönüyorlar. Acayip de hani bildiğim kadarıyla da gençlerin spora ilgisinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Şöyle Fethiye, ben şu iddiadayım. Fethiye gerçekten spora yönelim ve spor sevgisi anlamında ve nüfus oranlamayı baz aldığınız zaman Türkiye'de ilk ona girecek ilçelerden birisi. Gerçekten inanılmaz bir spor potansiyeli var. İnanılmaz yetenekli sporcularımız var. Yani bugün ben size şöyle söyleyeyim. Belki ilerleyen süreçte yine konuşuruz ama bugün biz karate'de ilçe müdürlüğümüz bünyesinde yetiştirdiğimiz sporculardan 12 tanesi milli sporcu. Yine eskrimde 22'ye yakın milli sporcumuz var. Bu sadece iki branşta, yani düşünün. Ve bugüne kadar 6 yıl içerisinde 4 tane çocuğumuzu milli kontenjandan beden eğitim bölümüne sınavsız olarak yerleştirdik. Bu Yani önemli bir tabii, başarı. yani bu şimdi bir insanın, bir ömrün kurtulması. Bu bize birçok başarı, tabii ki başarı önemli ama bunun hazzı, bunun keyfi çok daha farklı.
Evet Sayın Müdürüm, bildiğiniz gibi pandemi döneminde müsabakalar ertelendi ya da kısıtlı katılımlarla yapılabildi. Evet. Sizler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak bu yaşanan süreçte Fethiye'deki müsabakalarda ne gibi önlemler aldınız? Şimdi şöyle, pandemi tabii en başından alırsak Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. İnşallah bundan sonraki süreçte artık bitmiş olur. Özellikle En büyük temennimiz. Yerli aşımız da artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Çalışmalar da başarılı. İnşallah yerli aşımızın da uygulamaya geçmesinden sonra bu illetten kurtulacağımız Siz de etkilendiniz. Sayın Başkanımız, evet, babanız da evet, koronadan babam da kaybettik. Maalesef. Başınız sağ olsun tekrardan. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok canlar gitti. Allah yine bizim sporcumuz vardı, Hamza kardeşimiz. Onu kaybettik. Allah herkese rahmet eylesin, vefat edenlere. Şu anda hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Aynen, acil şifalar diliyoruz. Tabi bu süreçte maalesef ki birçok organizasyon iptal edildi spor anlamında. Yine bizim de devam eden yıl içerisinde, bir yıl boyunca devam eden faaliyetlerimiz vardı. Hı hı. Bu faaliyetlerimizin hepsini durdurduk. Normal şu andaki işte hijyen, mesafe, maske mesafe kuralına riayet ederekten biz periyodik zamanlar halinde, zamanlar diliminde tüm tesislerimizi dezenfekte ettik, temizledik. Ama çok iyi bir dönem geçirmedik. Bu süreçte futbol, tabii futbol devam etti, basketbol, futbol, kadın voleybol devam etti. Evet, devam etti. Yani profesyonel ligler devam etti. Profesyonel ligler zaten bizim tesislerimizde oynandı. Zaten bir malumunuz üzere seyirci alınmadı. Hı hı. Onun dışında işte mesafeye dikkat ederekten, işte içerisinde belli bir önlemler alaraktan müsabakaları oynattık. Çok şükür ki hiçbir sıkıntı yaşamadan tüm takımlarımızdan sezonu bitirdik. Ben bu arada şampiyon olan voleybol takımımıza, Bahçeşehir Fethiye Bahçeşehir kulübümüz şampiyon oldu. Bir üst lige çıktı. Onlara da ayrıca tebrik ediyorum. Fethiye Spor playoff'a kadar yükseldi. Evet, bir şanssızlık eseri, maalesef playoff'tan döndük. İnşallah seneye. İnşallah seneye. Basketbolda da federasyonun vereceği kararı bekliyoruz. İnşallah, inşallah. Onda yine bir Süper Lig'de devam edeceğim ümidindeyiz. Geçtiğimiz dönemlerde Fethiye ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya, turnuvaya ev sahipliği yaptı. Şu an malum pandemi süreci devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanan organizasyonlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi şöyle yapalım. Ben geçmişle ilgili bir şey yapayım, açıklama yapayım. Hı hı. Bundan sonraki süreci de kısaca bir anlatmış olalım. Tamam. Şimdi malum bizim ilçemiz turizm şehri. Hı hı. Turizm yılın 6 ayı turizmle geçiniyor. Diğer 6 ayı birçok otelimiz kapalı. Turizmle ilgili birçok faaliyet off oluyor. Bu anlamda herkesin dilinde şu var. İşte alternatif turizme yönelelim. Alternatif turizmle ilgili özellikle kış aylarında ilçemizi canlandıralım gibi hep bu söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi benim nazarımda, belki sporun içerisinden gelen birisi olarak söylüyorum, alternatif turizmde özellikle ilçemiz genelinde spordan başka bir alternatif yok. Bir de yani, spor en iyi tanıtımdır zaten. Tabii yani spor bugüne kadar malum işte bakanlığımızın yatırımı bugün Beşkazal Spor Salonu, işte sentetik saha, Esenköy sahası, inşallah gençlik merkezimiz şimdi açılacak. İşte eski salonumuzun komple revize edilmesi, yeniden ilçemize yanına kazandırılması. Yanına ayrıca yeni antrenman sahalarının tabii yapılması. Tabii antrenman salonlarının yapılması. Antrenman salonları. Şimdi bu özellikle Beşkazal Spor Salonumuzun yapılmasından sonra ilçemizde çok önemli organizasyonlar aldık. Yani ben yayına gelmeden önce şöyle gayri ihtiyari birkaç not aldım. Hı hı. 120'nin üzerinde büyük organizasyon yapmışız biz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar bunlar. Ve baktığımız zaman 150 binin üzerinde konaklama sağlamışız Fethiye'ye. 150 bin? 150 binin üzerinde önemli konaklama. Önemli bir rakam. Çok önemli bir rakam. Yani şimdi alternatif turizm, al işte alternatif turizm. Yani daha alternatif. Kış döneminde. Kış döneminde.
Fethiye'den alışveriş yapması, işte restoran, işte Beşkaza Spor Salonu'nda sporunu yapıp, organizasyonu yapıp binip gitmiyor. Aynen. Burada otelde kalıyor, işte burada esnafta alışveriş yapıyor, burada lokantalardan yemek yiyor. Yani Fethiye'deki esnafa canlılık katıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte de Fethiye iklimsel olarak, coğrafi olarak gerçekten hani Rabbimin özene bezene yarattığı bir yer, belde. Şöyle bir durum var. Mesela Antalya 3-5 tane büyük tesisin yapmış olduğu antrenman sahaları ve bir ara sezonda gelen yüzlerce takım, evet, ve de dünyanın her yerinden. Evet. Fethiye'de hemen hemen Antalya ile aynı iklimde. Böyle bir çalışma söz konusu olabilir mi? Siz bu konuda neler söylersiniz? Şöyle, şimdi bu konuyla ilgili gerçekten biz araştırmalar yaptık. Fakat önümüze çıkan en büyük engel konaklama. Yani büyük otellerin olmaması. Ve çoğu otelin de kış döneminde kapalı olması. Bizim Fethiye'deki en büyük handikap bu. Şimdi malumlarınız yeni otellerimiz açıldı. Yani Fethiye büyük oteller. İlerleyen süreçte mutlaka bununla ilgili bir takım gelişmeler olacaktır. Ama o otellerin nezdinde, ama bizim nezdimizde yeni gelişmeler, yeni sahalar mutlaka olacaktır. Siz bu konuda ön çalışmalarınızı hala sürdürüyorsunuz. Ya bizim zaten şu anda belki Muğla'da kesin öyle de ülke genelinde de spor, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak yer anlamında en zengin ilçe müdürlüklerinden biriyiz. Ve bakanlığımız da gerçekten bu yerimiz olduğu için inanılmaz yatırımlar yapıyor. Ve şimdi önümüzdeki süreçte de şu anda büyük bir çalışma ve gayret içindeler. Biz Fethiye'ye bir olimpik yüzme havuzu, 5 tane tenis kortu ve halı saha istedik. İşte bununla ilgili burada sizlerin aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Müdürümüz çok büyük gayret içerisinde. Yine AK Parti İlçe Başkanı Turgay Başkanımız çok büyük gayret içerisinde. Kadem Başkanımız yine. Yani birebir bildiğim için bu isimleri zikrediyorum. Yine milletvekillerimiz Yelda Hanım, Mehmet Bey inanılmaz bir gayret içindeler. Fethiye'ye olimpik yüzme havuzu kazandırabilmek için şöyle bir önem arz ediyor. İlimiz genelinde olimpik yüzme havuzu yok. Yarı olimpik var. Şimdi yeni Ortaca'da açıldı. İl merkezinde vardı. Yarı olimpik var. Tam olimpik yüzme havuzu yok. İnşallah büyüklerimizin gayretiyle ilçemizde bir tam olimpik yüzme havuzu, 5 tenis kortu ve halı saha kazandırırız. Bu da önümüzdeki organizasyonlar için, Fethiye'nin tanıtımı için, Fethiye'deki alternatif turizmin için çok çok önem arz ediyor. Sayın Kaymakamımız da bununla ilgili çok büyük gayret sarf ediyor. Ben ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Havuzla ilgili gerçekten inanılmaz gayretleri var. Belki şu anda yarı olimpik hemen belki yapma durumundayız ama biz tam olimpik olsun istiyoruz. İnşallah olacak yani herkes gibi görünüyor. Dediğiniz gibi tüm ilgililer, ilgili kurumlar bu konuda yoğun bir gayret gösteriyor. Evet. Fethiye'nin de kazancına, gençlerimiz için bir kazanç. Gençlerimiz ayrıca hem spor yapma şansı bulacak, hem büyük organizasyonlar yapacak, dediğiniz gibi hem turizm potansiyeli hem de gençlerimizin spora yönelmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Evet. Bahsettik yani, yine bir ayrıca bir parantez açalım. Hani birçok mahallemizde spor tesisleri ve proje yatırımları hayata geçirildi. Birçok mahallemizde artık hemen hemen saha var. Evet. Birçok mahallemizde de yapılacak olanlar var, bekleyenler var. Amatör spor kulüplerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ne gibi destekleriniz oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, onun Fethiye'deki ilçemizdeki temsilcisi olarak sporu 7'den 70'e, 7'ye herkese spor yaptırmak, sporu sevdirmek, sporun bir yaşam tarzı olduğunu anlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buna örnek teşkil etmesi açısından özellikle kendim de neredeyse her sabah spor yapıyorum. İşte bisiklete biniyorum, yüzüyorum, kürek gibi farklı şeylerde onlara yöneleceğim inşallah. Farklı spor dallarını yapmaya çalışıyoruz. Tamamen işte bizden sonra gelenlere örnek olsun diye bir gayretin içerisindeyiz. Tabii bizim
her şeye yetişmemiz mümkün değil. Hı hı. Amatör spor kulüpleri, özel beden eğitimi spor okulları var biliyorsunuz. Hı hı. Onlar bizim artık ortaklarımız diyeyim, yani onlarla beraber çalışıyoruz. Onlar da ilçemiz sporuna katkı sağlıyorlar, var güçleriyle katkı sağlıyorlar. Bizim burada ilçede amatör spor kulüplerine yaptığımız her yardım bakanlığımızın yardımıdır. Hı hı. Bakanlığımızın katkısıdır. Zaten şu geçtiğimiz yıl başından önceydi sanırım. Neredeyse Fethiye'deki, daha doğrusu ilimizdeki tüm amatör spor kulüplerine bakanlığımızın nakdi yardımları oldu. Geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Yine bununla malum beraber, pandemiden dolayı amatörlükler, evet, oynanamıyor bir süredir. Tabii bununla ilgili bir takım kriterler var. Yani bazı kulüplerimiz geldi işte niye bize verilmedi falan diye. Bakanlığımız kulüplerin faal durumuna, faal olma durumlarına bakıyor. İşte 3 yıllık faaliyet, yani bir yıl açılmış, kulüp devam etmiş, sonra kapatılmış. Yani böyle bir şey değil de süreklilik arz eden kulüplerimize maddi yardımda dönem dönem bulunuyor. Ben bu anlamda da başta Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Zaten malumlarınız Sayın Cumhurbaşkanımız da sporun içerisinden gelmiş birisi. Hı hı. Belki de sporun ve sporcuyu en iyi tanıyan birisi. O anlamda yani ben ülke olarak bence diğer ülkelere örneğiz spora yapılan yatırımlar anlamında, bunu söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim, son 15-20 yıl içerisinde gerçekten ülkemizde spora inanılmaz yatırım yapıldı. Ya bu daha çok tesis anlamında. Şimdi tesis olmadan başarının gelmesi nedir? Tesadüf gibi bir şeydir yani. Çok zor. Çok uğraşman lazım. Biraz da şans yanında olacak. Ondan sonra sporda başarı gelebilir. Fakat son 15-20 yıl içerisinde, bakın bugün jimnastikte Avrupa şampiyonları çıkıyor, dünya şampiyonları çıkıyor. Daha, evet, önce bugüne kadar jimnastikten şey alamamışız. Madalya bile alamamışız. Olimpiyat kotası alamadığımız, tabii, yani, yıllar oldu söyleniyor. Tabii. Yani bunun yanında birçok spor branşında bugün madalyalar alıyoruz, şampiyonluklar yaşıyoruz, birincilikler alıyoruz. Yani bu tabii tesisi yaptım, hadi iki gün sonra başarı gelsin değil. İşte geçmişte son 10 yıl içerisinde, son 5 yıl içerisinde yapılan yatırımların bugün meyvesini alıyoruz. İşte dedim ya, bundan sonra daha da alacağız hatta inşallah. Hatta bir Fethiye'li olarak Süleyman Atlı, Fethiye'nin, tabii, adını bile dünyaya duyurdu. Tabii tabii, Süleyman kardeşimiz şimdi olimpiyatlara da katılacak. Olimpiyat, hı hı, olimpiyat kotası aldı. Ona da buradan selamlar gönderiyoruz. Kendisi iyi bir Fethiye'li, iyi bir Beşkazalı. İnşallah bizi gururlandırıyor. Olimpiyatlarda da gururlandırmaya devam edecek. Evet müdürüm. Ayrıca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünüz yanı sıra Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Başkanlığı'nı da yürütüyorsunuz. Evet. Kulüp bazında önemli çalışmalara imza attınız. Kulüp faaliyetleri ve kazanılan başarılar hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Gerçi az önce konuştuk ama biraz bu konu hakkında sizden detaylı bilgi almak istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürü olduğum gün arkadaşlara şunu sordum. Kaç sporcumuz kurslarımıza katılıyor? Arkadaşlarımız dedi ki kışın 50 tane, atıyorum rakamları. Yazın 150 tane. Dedim ki bu kadar fark niye? Yani hani kışın 50, yazın 150. Yazın boş, herkes kurslara geliyor. Kışın gelmiyor. Peki kışın gelmeme sebepleri ne? Müdürüm dediler, kışın gelmeme sebepleri çocuklar müsabakalara yapamıyoruz. Katılamıyor. Ondan dolayı çocuklar bize devam etmiyorlar. O zaman dedim ne yapalım? Kulüp kuralım. Tamam, kuralım. Ondan sonraki süreçte Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü'nü kurduk. Yani bir nevi bizim kurumumuzun kurumsal kulübü. Bize gelen, devlet eliyle bize gelen sporcularımızı burada lisanslıyoruz, müsabakalara götürüyoruz. Bugün Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü 18 branşta faaliyet var. 18 branş. 18 branş. Evet. Toplam sporcu sayımız? 760 sporcumuz var. 760. Yani bugün malumunuz Belediye Spor 2000 yılında kurulmuş bir kulüp. Belediye Spor'dan sonra en fazla lisanslı sporcuya sahip kulübüz. Faallik açısından da şu anda Fethiye'nin en üzerindeki, birinci sıradaki kulübüyüz. Şimdi kulübümüz kurulduktan sonraki süreçte tabii bizim tesis anlamında da bir takım eksiklerimiz vardı. İşte biz eski salonumuzun arkasına antrenman salonları kazandırdık. Hı hı. O antrenman salonlarını kazandırdıktan sonra
bizim başarımız da haliyle arttı. Bugün işte biraz önce söylediğim gibi karatede milli sporcularımızın fazla olması, işte eskrimde fazla olması, şimdi güreş branşımız, güreş salonumuzu açtık şimdi yeni. Güreş antrenörümüz de başladı. Yine aynı şekilde judo salonumuz faaliyete geçecek. Yani bundan sonraki süreçte bu branşlarda da milli sporcular ve büyük başarılara imza atacağız. Yani hedefimiz daima yukarıya tabii, şekilde, ileri tabii, şekilde her zaman, gidecek. Her zaman daima yukarı. Ve şöyle söyleyeyim, bizim özellikle karate branşı şöyle, bizim en dipten gelen branşımız olduğu için benim özellikle Fethiye Genç Spor İlçe Müdürü olarak hedefim, malum bu sene olimpiyatlar var. Bundan sonra 2024. 2024 olimpiyatlarına Fethiye'den bir sporcu göndermek inşallah. Bizim yetiştirdiğimiz, en büyük temennimiz. Bizim yetiştirdiğimiz, üzerinde emeğimizin olduğu bir sporcumuzu inşallah olimpiyatlara göndermek. İnşallah bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Spor Ajandası programı devam ediyor.
Yok ben maske takamam. Yok nefesim daralıyor. Sen misin zora gelemeyen? Al işte. Şimdi tek bir nefes bile alamıyorsun makinesiz. Utanmadan bir de dalga geçtin tedbir alanlarla. Şimdi onların hepsinin sağlığı yerinde. Zaten koa hastasısın. Asıl sen dikkat etsene. Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Spor Ajandası programı devam ediyor. Sayın Müdürümüzle Fethiye'de spor adına yapılan çalışmalar konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Müdürüm, Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü oturarak voleybol takımı geçtiğimiz yıllarda grubundaki tüm maçları kazanarak Süper Lig'e çıktı. Geçen sene pandemi nedeniyle maçlar oynanamadı. Liglerin ne zaman başlaması öngörülüyor? Bu konu hakkında bizlere bilgi verir misiniz? Evet. Oturarak voleybol takımımız bizim bu ilimizde, Muğla ilimizde süper yani en üst liglerde oynayan 3 takımdan birisi. Basketbol takımımız var. Köyceğiz'de handbol takımımız var. Bir de bizim Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübümüzün oturarak voleybol takımı. Voleybol, oturarak voleybol Süper Ligi'nde geçen sene malum söylediğiniz üzere. Tüm maçlarını kazanarak Süper Lig'e çıktı. Bizi gururlandırdılar. Tabii oturarak voleybol deyince illa içimiz cız ediyor. İçimizin bir köşesi cız ediyor. Hep, sevgili Hamza kardeşimiz. Hep maça gönderdiğim zamanlar Hamza takımımızın hem kaptanıydı hem neşe kaynağıydı. O anlamda gerçekten içimiz cız ediyor. Ben Sayın Federasyon Başkanımızdan ve Milli Takımlar Sorumlusu Yusuf Kenan Kök kardeşimden özür dileyerek öncesinden bir şey açıklayayım burada. Malumlarınız pandemi oldu. Pandemiden sonra bu yıl ligler oynanacak mı oynanmayacak mı süreci vardı. Normalde oynansaydı bizim liglerimiz deplasmanlı olacaktı. Bir hafta dışarıda bir hafta içeride şeklinde. Fakat bu pandemiden dolayı liglerin oynanıp oynanmayacağı ile ilgili en son bir toplantı yaptık. Federasyonumuz oynanması yönünde bir karar aldı. Temmuz ayı içerisinde liglerimizin oynanması ile ilgili bir karar alındı. Etap halinde oynanacak. Deplasmanlı değil. Ve bu sene oturarak voleybol ligi sezonuna Hamza kardeşimizin ismi verilecek. Hamza kardeşimizin ismi verilecek. Belki hani federasyon başkanımızdan önce açıklamış olduk ama onlar tabii söylediler bana. Ben bu anlamda federasyon başkanımıza, Yusuf Kenan Kök kardeşime duyarlılıklarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Hamza ile ailesinin üzüntüsü çok çok farklı. Ama en azından biraz o acılarına bir merhem olur. Bir nebze olsun sevinirler diyeyim artık Hamza adına. İnşallah bu süreçte takımımız Hamza Özkaraca sezonunda iyi bir faaliyette bulunup iyi bir yerde, iyi bir puanla ligi bitirir diye umarım düşünüyorum. Umarım hedeflediğiniz noktalara tabii ulaşırsınız. Yani şimdi pandemiden dolayı diğer takımlar transferler yaptılar. Biz transfer yapamadık.
Hamza gibi bir oyuncumuzu kaybettik. Tabii bu süreçte pes edecek değiliz. Elimizdeki kadroyla tabii devam elimizdeki edeceğiz. Elimizdeki kadroyla, mevcut imkanlarla devam edeceğiz. Zaten özverili bir antrenörümüz var. Tabii tabii, sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Buradan da Aycan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Tüm antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Yani Aycan Hanım'ın şahsında tüm antrenörlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fethiye Genç Spor İlçe Müdürlüğü'ndeki her antrenör arkadaşım büyük bir özveriyle çalışıyor. Gece demiyor, gündüz demiyor. Ne zaman bir şey söylesek, söylediğimizden bir fazlasını yapmak için gayret gösteriyorlar. Zaten haberlerde de gördüğümüz tabii, kadarıyla bir aile ortamı var. Hani tabii tabii, kesinlikle. Herkes sorumluluğunun bilincinde. Aynen öyle. Ve bizim antrenörlerimizin %95'i ya geçmişte milli olmuş, sporculardan oluşuyor. Ve birçok antrenörümüz de şu anda milli takım antrenörü. Yani kaliteli bir kadromuz var. Ben yine sizlerin aracılığıyla tüm antrenör arkadaşlarıma, tüm mesai arkadaşlarıma, yani sadece antrenörlerle bitmiyor iş. Hı hı. Malumlarınız, biz de sizler gibiyiz. 7-24 çalışan bir kurumuz. Aynen, emeklerinizi her zaman görüyoruz. Cumartesimiz, pazarımız yok. Biz de sizlerin aracılığıyla tüm mesai arkadaşlarıma gerçekten çok çok teşekkür ederim. Aynı gün içinde Fethiye Spor'un maçından dakikalar sonra Bahçeşehir'le basketbol aynen takımımız maçı vardı. Çok fedakarlık yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Ben sizlerin aracılığı tekrar mesai arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. 2019 yılında pandemi öncesinde Fethiye'de çok önemli bir organizasyon yapıldı. Fethiye Spor Fest için ayrı bir parantez açalım. Hani bu organizasyonda birçok branşta önemli müsabakalara Fethiye ev sahipliği yaptı. Çok önemli sporcular Fethiye'ye geldi. Bu yıl içinde tekrar yapılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim Fethiye Spor Festivali, Fethiye Spor Fest kısa adıyla, birçok branşı içerisinde barındıran ülkemizin ve Avrupa'nın ilk ve tek spor organizasyonu. Avrupa'nın ilk ve tek. Avrupa'nın ve ülkemizin ilk ve tek spor organizasyonu. Birçok spor branşını içerisinde barındıran özel organizasyonların ilk ve tek. Farklı günlerde farklı organizasyonlar. Şimdi, bisiklet, evet, yüzme, oturarak voleybol. Evet, hatta oturarak plaj voleybol. Oturarak plaj voleybolunu malumunuz biz Fethiye Spor Fest'in içerisinde yapmıştık. Ülkemizde ilk defa yapıldı. Türkiye'de ilk. Türkiye'de ilk defa yapıldı. Yani o yüzden diyorum ya, birçok ilki içerisinde barındıran bir organizasyon. 2019 yılında ilkini yapmıştık. Çok da güzel bir katılım oldu. Yani 1500 civarında bir sporcu katılımı oldu. 200 civarında yabancı sporcu katılımı oldu. İşte İrlanda'dan geldi, İtalya'dan yüzücülerimiz geldi, Amerika'dan bisikletçi geldi, işte kardeş ülke Azerbaycan'dan sporcularımız oturarak geldi. Oturarak voleybolda yine diğer ülkelerden. Tabii İran'dan takımlar geldi, evet. Yani o ilk olmasına rağmen çok büyük, çok güzel bir faaliyetti. Bizim oturarak Fethiye Spor Festivali bizim organizasyon komitesi var. Bizim organizasyon komitemizin başkanı da geçtiğimiz dönemde giden kaymakamımız Sayın Muzaffer Şahiner. Söylüyorum kendisilerine. Sayın Muzaffer Şahiner'di. Şimdi geçtiğimiz yıl malum pandemiden dolayı yapamadık. Bu yılda Sayın Kaymakamımıza arz ettik. Hı hı. Sağ olsunlar, onlar da çok iştahla yaklaştılar. Çünkü Fethiye'nin tanıtımı ve ilerleyen süreçte çok büyük bir organizasyon olacağı inancındayım. Sayın Kaymakamımız zaten böyle önemli organizasyonlara büyük destek veriyor. Evet, evet, sağ olsun, çok sağ olsun. Yani spor organizasyonu olduğu zaman hemen koşulsuz, yani kendi alanından olduğu için söylüyorum, koşulsuz destek veriyor. Bu anlamda Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Fethiye Spor Fest ile ilgili şimdi en son yine Sayın Kaymakamımıza arz ettim. Ne gerekiyorsa yapalım müdürüm diye söylediler. İnşallah bu yılda daha geçtiğimiz yıl 6 branşta yapmıştık. Hı hı. Şimdi bu yıl branşları fazlalaştırıyoruz. Alanları yayıyoruz. İnşallah bu yıl Göcek'te tenis turnuvamız olacak. Ve bu yıl şu anda yaklaşık 6 ülkeden bizden davet istediler. Kendilerine davetiye gönderdik. Hı hı. O sayı artacaktır diye tabii düşünüyorum tabii, ben. Gürcistan, Ukrayna, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan. Buralar bizden davet mektubu istedi. Halk oyunları festivaline ekledik. Halk oyunları ekipleri gelecek.
Bu sefer Spor Fest'in içinde ayrıyeten. Spor Fest'in içerisinde ve bu etkinliğin içerisine Seydi Kemer'i de dahil ettik. Halk oyunları ekibi bir gösteri Fethiye'de yapacaklar, bir gösteri Seydi Kemer'de yapacaklar inşallah. Büyük ihtimal çünkü, yine pandemi koşulları altında yapılacak herhalde. Ya inşallah tabii, yani tedbir her zaman alınacak çünkü aşı olsa da, herkes aşılansa da bu hastalığın etkisi olabildiğince minimize edilse de tedbir almakta fayda var. Tabii o koşullar göz önünde bulundurarak da inşallah bu yıl çok daha büyük bir organizasyon yapacağız. Bizim organizasyonumuz gerçekten kaliteli, şöyle kaliteli. Bugün Yüzme Federasyonu'ndan Bahtiyar Hocam var, Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi kendisi. Kendisiyle görüştüm. Hatta kendisi aradı. Müdürüm ne yapıyoruz, yapıyoruz mu bu sene diye. Yapıyoruz hocam dedim, yani elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Müdürüm dedi, sakın pes etme. Aynen hocamın söylediğini söylüyorum. Müdürüm sakın pes etme. Orası çok güzel bir alan, çok güzel bir yer. Sadece yüzme. Bakın 9 branştan bahsediyorum bu sene. Sadece yüzmede önümüzdeki yıllarda Fethiye'ye 10 binin üzerinde, 10 binleri konuştuğumuz bir organizasyon olacak orası dedi. Çünkü coğrafya çok güzel, denizimiz çok güzel. Onun için ben Fethiye Spor Fest, Fethiye'nin önümüzdeki yıllarda en büyük markalarından biri olacağı. Tarih verebiliyor muyuz? Tarih şu an itibariyle 1-5 Ekim arası dedik. 1-5 Ekim arasında daha önceki geçtiğimiz yılda 2 haftaya yaymıştık. Tabii 2 haftaya yayınca bir takım eksiklikler, aksaklıklar oldu. Tabii deneye deneye eksiklikleri, aksaklıkları gidereceğiz. Bu yıl 1-5 Ekim arasında bütün organizasyonları yapacağız. İnşallah büyük bir, tabii durumlar iyiye giderse büyük bir konserimiz olacak. Tüm halkımızın katılacağı. Halk konseri. Halk konseri. Yine takımlarımızın ilçemizde korteji olacak. Yani böyle bir organizasyon hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerle ilgili bize katkısı olan başta ticaret odamız, belediyemiz, TÜRSAP, özellikle TÜRSAP, Seydi Kemer Belediyesi. Bunların çok büyük destekleri oldu. Yani şimdi spontane konuştuğum için belki isimlerini sayamadığım, katkı sağlayan deniz ticaret odamız, STK'larımız da var. Ben onlara çok çok teşekkür ederim. Tabii bizim organizasyonumuzda çok büyük. Yani sadece Fethiye Spor Festivali'ni konuşmak bile belki bir program olur. Aynen. İnşallah önümüzdeki süreçte... Geçtiğimiz dönemde hatta maratona da bir tabii değinelim. Maraton çok değişik ve de güzel bir organizasyon oldu. Yurt dışından yine sporcular katıldı. Yabancı sporcular renk kattılar. Afrikalı sporcular özellikle damga kattı. Vurdular yani. Evet. İnşallah yine aynı şekilde, ya Fethiye dedim ya, çok güzel bir coğrafya. Sporcular hani biz davet etmezden önce onlar bizi arıyor zaten. Müdürüm var mı organizasyon, artık gelecek miyiz? Artık talep gören bir organizasyon oldu tabii, diyebiliriz. Bir 3-4 yıl içerisinde zaten belki şey yapacağız. Yani işte 1000 sporcu, 2000 sporcu kontenjan koyacağız. Kontenjanımız da oldu. Çok özür dileriz. Sizi alamayacağız. Çünkü gerçekten inanıyorum. İkinci yılında yakaladığı başarı inanılmaz. Evet. Evet. Geçtiğimiz sezon İNG Basketbol Spor Ligi'nde mücadele etme başarısı gösteren fakat şanssız bir şekilde son maçta küme düşen, evet, Lokman Ekim Fethiye Belediye Basketbol takımımız vardı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak siz bu Güzide kulübümüze de büyük katkılarda bulundunuz. Evet. Bunlardan bahseder misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Basketbol takımımız Süper Lig'e son anda çağrıldı biliyorsunuz. Hı hı. Yani işin Türkçesi hazırlıksız yakalandık. Hazırlıksız, doğru. Hazırlıksız yakalandık. Gönül isterdi düşmesin. Çünkü Fethiye'de gerçekten inanılmaz bir basketbol sevgisi var. Basketbol sevdası var. Ben çok isterdim seyircimizin, inşallah düşme olmayacak gibi bir takım söylemler var. İnşallah olmaz. Federasyonun kararını bekliyoruz. İnşallah. Fethiye seyircisi gerçekten İNG Süper Ligi, Basketbol Süper Ligi'nde takımlarını izlemeyi hak ediyor. Ben o anlamda inşallah düşmez de
bizim seyircimiz, halkımız bir sezon da olsa inşallah ondan sonra düşmezler de. İnşallah. Takımımızı izleme şansına erişirler. Yani biz eriştik ama buruk bir heyecan oldu. Buruk tabii, taraftarlarımız yani göremedik, bu coşkudan mahrum kaldılar. Tabii ikincilikte bile, en küçük maçlarda bile salonumuz full çekti. İkincilikte, TBL'de. Hatta geçtiğimiz yıl bir maçta Müdür Bey TBL'de oynarken yanında il müdürümüz vardı Sayın Ömer İlman. Şöyle karşıya bakıyorum. Hayırdır müdürüm dedim. Biz dedi seneye ne yapacağız? Bu seyirciyi nereye oturacağız demişti. Yani o zaman da liderdik zaten. Hı hı. Süper Lig'e çıkınca dedi bu seyirciyi nereye alacağız biz? Salon yetmeyecek bize diye söylemişti. Onu hiç unutmam. İnşallah önümüzdeki yıl takımımız düşmez de biz de ilçemizde takımımızı izleme şeyinde olur, şansını yakalar. Şimdi biz ne katkı verdik? Zaten kulübümüz, bakanlığımızın da biraz önce şey yaptım, yardımdan belediye sporda şey oldu. Ona da bakanlığımızdan bakanlığımız yardım, destek tabii, sağladı. Şey oldu. Ha, cüz'i de olsa bakanlığımız, yani tüm Türkiye'yi düşününce, yani düşünün sadece Fethiye'de 47 tane kulüp var. Evet. Diğer tüm şeyi Türkiye'yi düşündüm. Türkiye genelini düşündüğü tabii, zaman. Tabii çok büyük rakamlara tekabül ediyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi basketbol takımımız bu lige hazırlıksız yakalandı. Bir anda dediler ki Fethiye Belediyespor Süper Lig'de. Haydi hurra, işte şeyden, federasyondan yetkililer geldi. Salonumuza baktılar. İşte tamam, salon yeterli. İşte ışıklar yetersiz. Şurası pato yok. Pota şu pota standartlarda alındı, olması gerekiyor falan. Tabii biz bunu hemen Sayın İl Müdürümüze aksettirdik. İşte İl Müdürümüz hemen bakanlığımızla irtibata geçti. Bakanlığımız rakamları çok net olarak söyleyemeyebilirim ama aşağı yukarı 250 bin lira civarında ışıklar tuttu. Bakanlığımız hemen ışıklarla ilgili ödemeyi yaptı. Hı hı. Tüm salonun ışıklarını A'dan Z'ye değiştirdik bakanlığımız kanalına. İşte yine UPS'ler vardı. Hı hı. Işıklar kesilirse hemen jeneratörü devreye almak için. Onunla ilgili inanılmaz bir şey yaptık. Hemen acil tarafından yatırım yaptık. Yani gereken o, destek anında tabii, tabii, sağlandı. Yani o süreçte bakanlığımız Beşkaza Spor Salonu'muza yaklaşık 400 bin liraya yakın yatırım yaptı. Yani Belediyespor İNG Süper Lig'e çıktığı için bakanlığımızın, işte il müdürlüğümüzün salonun tabii, gerekli tabii, şartları yerine getirebilmesi gerekli şartları adına. Yerine getirmesi adına. Tabii bunun yanında Belediyespor Kulübü, belediyemiz salonu komple boyadı. İşte potaları Belediye Spor Kulübü şey yaptı. Yani herkes el birliğiyle elinden geleni yaptı. Tabii biz de il müdürlüğü olarak, bakanlık olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımız inancındayım. Yani aynı salonda şampiyon olan Fethiye'nin Sultanları Bahçeşehir, evet, Koleji de mücadele etti. Onlar için de ayrıca bir emek harcadınız. Ya tabii şimdi bizim ismimiz Fethiye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü. Sporla ilgilenen herkese yardım etmek, yardımcı olmak bizim görevimiz. Tabii bu imkanların el verdiği ölçüde yardım etmek bizim görevimiz. İmkanlarımızı el verdiği ölçüde ne zaman hangi sporcumuz, hangi kulübümüz bizden yardım talebinde bulunursa biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz ve yapıyoruz da. Tabii yapmaya da devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıktınız. Evet. Çevre temizliği benim bunlardan, aklıma gelenlerden bir tanesi. Gençlik merkezi liderleri, gönüllüleriyle, evet, birlikte. Bu tür organizasyonlar ve sonrası için planlamalarınız nelerdir? Bu konuda da sizden bilgi alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. İçimdeki bir projeyi söylemeden geçemeyeceğim. Daha doğrusu bizim kaymakamlığımızın projesi. Sayın Kaymakamımıza arz ettim. Sayın Kaymakamımız, hatta belki Sayın Kaymakamımız da bizzat ben de katılırım müdürüm ama dedi. Tabii ben bunu arz ettiğim zaman Mart ayıydı. Pandemi vardı biliyorsunuz. Hı hı. Biz Fethiye'deki bisiklet gruplarıyla her hafta bir koya gidip koyda temizlik yapacaktık. Böyle bir projemizi Sayın Kaymakamımız onayladı. Tabii kaymakamlığımız adına yapacaktık zaten. Kaymakamımız da çevre konusunda çok duyarlı kendileri. Fakat pandemiden dolayı yapamadık.
İnşallah ilerleyen süreçte yapacağız. Tabii bu defa biz kendi personelimizle birlikte işte Afkule'de bir takım organizasyonlar yaptık. Hı hı. Ramazan ayı içerisinde bir takım faaliyetlerimiz vardı. Yardım faaliyetlerimiz tabii, oldu. Tabii inşallah gençlik merkezimizde biliyorsunuz açılmasıyla ilgili bir takım sıkıntılar vardı. O sıkıntılar çözüldü. Bakanlığımızın yani... O zaman müjdeyi verelim, gençlik merkezine tabii, kavuşuyoruz. İnşallah gençlik merkezine kavuşuyoruz. Şu anda %99 işlemleri bitti. En kısa zamanda inşallah faaliyete başlayacak. Gençlik merkezimiz faaliyete başladıktan sonra bu tür faaliyetler, bu tür organizasyonlar çok çok daha fazla olacak. Tabii ben şöyle söyleyeyim, gençlik merkezimizle ilgili çok soru geliyor. Hani tamam, bir de tabii çok gündem oldu ya, gençlik merkezi açıldı, hı hı, açılmadı, oldu, olmadı. Yakından takip edilen bir konu Fethiye'de. Evet. Valimiz geldi. Evet, evet, sağ olsun. Hatta vali yardımcımız vardı. Evet, geçen hafta. İncelemelerde bulundu. Şimdi gençlik merkezimizle ilgili orada ne faaliyetler yapılacak, ne olacak diye sorular geliyor. Ben kısaca ve basit bir şekilde anlatayım. Gençlik merkezimiz nedir? Hani burada gençlerimiz, çocuklarımız nelerden faydalanabilecek? Çocuklarımızın anlayabileceği şekilde, basit şekilde anlatayım. Çocuklarımız okuldan çıkıyor. Hı hı. Okuldan çıktıkları zaman tabii belli bir zaman boş vakitler oluyor. Buna cumartesi, pazar da dahil. Hı hı. Yani bu demek oluyor ki cumartesi, pazar günlerde bizim gençlik merkezimiz açık olacak. Hı hı. Çocuklarımız okuldan arta kalan zamanlarda derslerini yapmak için ya da bunun dışında ekstra aklınıza gelebilecek her türlü kurs. Aktivite. Her türlü aktivite. İşte bunun içerisinde şimdi gençlik merkezimizde piyano alacağız. Piyano kursundan gitar kursuna, işte ebru kursundan hat yazma kursuna, İngilizce kursundan işte edebiyat kursuna, matematik kursuna, aklınıza gelebilecek her türlü faaliyeti. Satranç, zeka oyunları. Satranç, zeka oyunları, okuma halkaları. Zaten şu anda mevcut gençlik merkezimiz açık değil ki bile. Sağ olsun gençlik liderlerimizin yürüttüğü faaliyetler var. Hı hı. Gençlik merkezimizde bu faaliyetleri yapabileceğiz. Ama inşallah açıldığı süreçte, ki Fethiye bu konuda çok daha istekli, yani aç bir bölge. Açıldığı zaman bu tür organizasyonlar, bu tür faaliyetler çok çok daha fazla olacak. Şimdi gençlik merkezimiz açık olmadığı zaman okullarımıza gidiyoruz. Biz okullarımızda oyun faaliyetlerimiz var. Yöresel oyunlar, geleneksel oyunlarla ilgili, hı hı, faaliyetlerimiz var. O faaliyetlerimizde bile çocuklarımızdan inanılmaz geri dönüşümler alıyoruz. İnşallah gençlik merkezimiz açıldıktan sonraki süreçte buradan çocuklarımıza da müjdeyi verelim. En kısa sürede gençlik merkezimiz faaliyete girecek ve Fethiye'nin hizmetine açılmış olacak. Fethiye'deki aktiviteler de böylelikle çeşitlenecek ve daha artacak, evet, diye düşünüyorum. Hı hı. Sanırım hani şampiyonalar olsun, turnuvalar olsun, bunların yapılması da sağlanmış olabilir. Hani tabii, tabii, yani gençlik merkezinin açılmasıyla. Tabii, yani onlar spor tarafında kalan kısım da, hı hı, ama gençlerin aktivitesi anlamında, aktivite anlamında çok gençlerin çeşitlilik olacak gençler için. Boş zamanını değerlendirmesi adına. Çok boş zamanlarını değerlendirmek adına. Yani çocuklarımız okuldan sonraki arta kalan zamanlarda her zaman gençlik merkezimizi kullanabilecekler. Ben ayrıca bir de unutmadan aklıma gelmiş ki ondan da bahsedeyim. Bakanlığımızın yatırımlarıyla ilgili, hı hı, gençlik merkezimiz malumunuz açılacak. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra malumlarınız KYK ile birleşmiştik. Hı hı. KYK ile birleştikten sonra şimdi üniversitede Karaçula'da bir yurt inşaatımız var. Bakanlığımızın bir yatırım var. Hı hı. Şu anki bedelle 60 milyon liralık bir yatırım. İhalesini bakanlığımız yaptı. Tabii tabii, ihalesi yapıldı. Şu anda zaten %70 oranında tamamlanmış vaziyette. Çalışmalar aşamada tamamlandı. Hızla devam ediyor. Bu yılın sonunda, Aralık ayında inşallah bize teslim edilecek. Önümüzdeki sömestride, yani ara dönemde çocuklarımız inşallah yeni yurtta. Kapasitesi 1000 kişilikti sanırsam. 1300 kişilik bir yurt. Şimdi 2021 yılı yine büyüklerimizin gayretleriyle 2021 yılı yatırım planına şu anki mevcut yere 1000 kişilik daha yurtla ilgili yatırım planına alındı. İnşallah
planlamanın sonucunda. Böylelikle yavaş yavaş FETÖ tabii, Üniversitesi'ne doğru gidiyoruz diyebilir miyiz? Tabii tabii, yani en azından o farklı bir konu da, yani FETÖ Üniversitesi inşallah olur, Beşkaza Üniversitesi ya da FETÖ Üniversitesi. Ama yurtla ilgili Fethiye'de bir önümüzdeki yıllarda artık bir sıkıntı yaşamayacağız, inancındayım. Fakültemizde spor yüksekokulu için bir düşünce var mı? Böyle bir girişimde bulundunuz mu? Ya bununla ilgili spor, ya öncelikle zaten burada bir Muğla'da beden eğitim bölümümüz var. Hı hı. Fethiye'de açılması Fethiye'de durumu. Açılmasıyla ilgili. Kampüsün içerisinde. Tabii o üniversitenin bileceği bir olay. Ancak inşallah önümüzdeki süreçte sporla ilgili bir spor lisesinin Fethiye'de olması Fethiye'ye ayrı bir güzellik katacağına inancındayım. Spor lisesi, spor akademisi. İnşallah Fethiye'de bir spor lisesi olur diye ümit ediyorum. Müdürüm, hani konumuz arasında geçti. Hani spor bir bölgenin tanıtımında en önemli unsurlardan birisi olduğunu söyledik. Bildiğiniz gibi Babadağ'da dünyanın en önemli yamaç paraşüt evet. merkezlerinden birisi. Hava oyunları zaten dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi. Teleferik projesi de hayata geçti. Bu projenin Fethiye'mize spor turizmi açısından katkıları sizce neler olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Malumlarınız yamaç paraşütü dünyada belli noktalarda yapılan bir spor. Tabii diğer noktaları görmedik. Ama söylenenlere göre dünyanın en fazla uçuş yapan, en güzel, tabii manzara olarak iddialı konuşabiliriz. Dünyanın en güzel manzarasına sahip. Denize doğru bakıyorsunuz. Ölü deniz yani. Sahip bir bölgesi. Tabii, pist düzenlemeleri şahane. Tabii tabii. Yani şu anda orada gerçekten kır tur gerçi reklamı mı olur bilmiyorum da. Sayın Kenan Kıran'a buradan Kenan selam. Kenan Kıran sağ olsun. İnanılmaz bir yatırım yapılmış. Tabii teleferik de Fethiye'nin ayrı bir şeyi olacak artık. Bundan sonra ayrı bir yüzü olacak. Ayrı bir görsel olacak. Geçen hafta malumlarınız sizlerle beraber engelli kardeşlerimizi uçurmuştuk şeyden. Yamaç paraşütüyle. Tabii yukarıya çıkarken teleferiği kullandık. Çifte mutluluk. Evet. Yani inanılmaz bir manzarayla karşılaştık biliyorsunuz. Muhteşem bir manzara var. Çok güzel. Şimdi yarın da inşallah biliyorsunuz pandemi döneminde Türkiye'nin yükünü sağlıkçılarımız çekti. Orada Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Kooperatifi'deki arkadaşlar Sayın Kaymakamımızın ricasıyla yarın sağlıkçılarımızı inşallah Yamaç Paraşütü ile uçuracağız. Onlara bir etkinlik düzenlendi. Ben buradan kooperatife de çok çok kooperatif pilotlara da çok çok teşekkür ediyorum. Yani den çıktı ya teleferikten. Teleferik inanılmaz bir Fethiye'ye değer katacaktır. Bundan sonraki süreçte. Bundan sonra yapılacak olan Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali. Artık bence festivalden ziyade zaten malumunuz olimpiyatlar olacaktı. Pandemiden dolayı ertelendi. Bundan Dünya sonra, Hava Oyunları Olimpiyatı. Tabii teleferikten sonra daha büyük, daha farklı organizasyonlar burada olacaktır. Bizim bakanlığımız nezdinde de Hava Sporları Federasyonu kuruldu yeni. Bundan sonraki süreçte de Hava Sporları Federasyonu da alanda daha aktif rol alıp bu tür faaliyetler ilçemizde ve ülkemizde daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Sayın Müdürüm, son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir bu zamana kadar konuştuklarımızın üstüne? Son olarak şöyle söyleyeyim. Ben tekrar Muğla Türk ailesine çok çok teşekkür ederim. Bugün ilçemizdeki spor faaliyetlerini dillendirme, vatandaşlarımıza anlatma imkanı verdiği için. Ve bugün biliyorsunuz milli takımımızın, bizim çocukların maçı var. Ben buradan bizim çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hep birlikte başarılar diliyorum. İnşallah 90 dakika kalplerimiz ayıldızlarla. Evet, 90 dakikanın sonunda gülen biz oluruz. Bizi izleyen herkese selamlar gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
Bu haftada spor ajandası programının sonuna geldik. Öncelikle Sayın Müdürümüze katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve özellikle bizlere kapılarını açan Serap Ülkü Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serap Ülkü Özdemir'e şükranlarımı sunuyorum. Haftaya yeni bir program ve yeni bir konukla karşınızda oluncaya kadar herkese hayırlı akşamlar. Thank you.